Herkese merhabalar. Sigma Prox 200. İki tane cihazımız var. Bu şekilde. Kombinasyon olarak bağladık. DX batarya bunlar. Kontrol ediyorlar. Şu şekilde tesisatımız. DX bataryamız da bu. 115 kW'lık DX batarya. İki tane expansion'larımız var. Çünkü içinde iki tane şeyimiz var. Batarya grubumuz var bizim. Birinci devre, ikinci devre diye. DX'in içinde iki tane petek koyulmuş. Şu şekilde. Taze havayı buradan emiyoruz. Buradan taze havaya geliyor. Filtrelerden geçiyor. Bizim DX'imiz de geliyor. Burada sıcak veya soğuk. Bizim klimamız bunu, petekleri soğutuyor. Bu üzerinden geçen hava buradan binanın içine üfleniyor mahalle. Bu kutular da bildiğimiz iç ünite gibi davranıyorlar. İç ünite. Birinci iç ünite, ikinci iç ünite. İki tane de içeride kendi petekleri var. Ayrı ayrı devreler. Bunlar tek DX'e bağlı olduğu için bir tane kumanda kullandık burada. Hani biz açtık mı iki batarya da devreye girsin. İkisi de beraber çalışsın peteklerin diye. Kabloları atlama yaptık birbirine. Kumanda kablolarını. Hani biz açtığımızda iki batarya devreye giriyor. Şuradan da şeyine göstereyim şimdi dış ünteyi. Şuradan parametrelerden şimdi şurası 0 da olacak. 0. Şurası 7 numaraya getiriyorum. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Şu an bu gösterdi. Ortam ısısı. Kumandaya getirir misin? Yanlış kaldı. Şu an ısıtmada 30 derece gösteriyor. Set derecemiz bu. Şu an içerisi de şuradan görüyorum. Şu an biz dışarıda olduğumuz için kumanda 10 derece gösteriyor. Sensör de kumandanın üzerine yönlendirmiş şekilde şu an. Şu an buradan hissediyor. Ben bunu aşağı mahalle götüreceğim çünkü. Bir ısıtır mısın şunu? Bak ısıtacağım şimdi. Üflüyorum. Evet. Şu an 30 derece oldu. Şu an kumandanın üzerinden hissediyoruz. Çünkü kutuların üzerindeki sensörleri emiş kanalına bağlarsam dışarıdaki havayı görecek. Cihaz durmadan çalışacağı için bunları kumandayı aşağıya takacağım ve kumandanın üzerinden hissedeceğiz bunu. Cihaz oradan hissedecekler. Burada iki tane sensörümüz var yine bizim. Şu sensörlerimiz. Üflemeye ilgili ama tabii dışarıda olduğu için bunlar olmayacak. Yanlış sonuçlar verecek bize. Cihaz durmadan çalışmak zorunda kalacak ve ben onu kumandaya yönlendirdim. Şimdi kaç tane cihazımız çalışıyor? Ona da şuradan bakacağız. Şunu ben yeniden sıfıra alayım. Sıfır aldım. Sıfır. Şurası 4 olacak. 4. Bunu da 2 yapıyorum. SV3'ü. Şu an şu gördüğümüz 2. Diyor ki 2 tane için temizle çalışıyor diyor. Yani bataryaların ikisi de şu an çalışıyor. Yani expansion'lar ikisi de açık. Şimdi K1 ve K2 butonlu şeylerimiz var bizim burada. Kuru kontak çıkışlarımız. Bakın. Bana bu santralden geliyor bunlar. Santralde bunlar ikisi de kısa devre. İkisine de atlamalı bağladım ben bunları şu an. Eğer bu kısa devre açık devre hale gelirse santral tarafına mesela filtrede olduğu havalandırma çalışmıyor gibi gibi şeyler yani. Bunlar açık devre olacak. Santral açık devre yapacak. Benim cihaz bunu açık devre olduğu gördüğünde cihazları dış ünteyi durduracak. Devreden çıkacak cihaz. Mesela şu an arkadaşım kapağını açsın. Acil yardım açalım. Aktif hale getirelim. Aç kapağı. Şu an santral durdu. Herhangi bir sebepten arızaya geçtiğini farz edelim. Bakın. Dış ünite kumanda kendini kapattı. Şu an kumanda kapandı. Dış ünitelerde birazdan devreden çıkacak.
şöyle dış ünden üzerinde göstereyim. Şu an dışlar devrede. Biraz sonra devre yeniden çıkacak. Şu an sıfır oldu, görüyor musunuz? Devrin 2'ydi bunlar. Şu an diyor cihazların ikisi de çalışmıyor üç ünitelerin diyor. Kapağı kapatır mısın? Evet, dış ünde devreden çıktı. Bu şekilde olacak. Tamamdır. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.